Amerika Birleşik Devletleri'nde halk artık bir takım şeyleri ayaklanmaya başladı. Bakın biz önümüzdeki bir ürüne, örneğin bir bardağa bir zam geldiğinde o kadar tepki gösteren bir millet değiliz. Çünkü biz buna çok alıştık ama Amerika'da öyle değil. Amerika'da 0.80 olan benzin 1 dolar olduğunda hükümeti değiştirirler onlar. Bu denli hassaslar bu konuda. Biz yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz? Onlar yanlış mı yapıyor, doğru mu yapıyor? Bunu konuşmak, uzun uzadıya tartışmak lazım. Bence o kadar hırçın olmak da doğru değil, bu kadar gevşek olmak da doğru değil. Ama şunu da unutmamamız lazım. Gerekirse kuru ekmek yeriz. Gerekirse vururuz yumruğu, kırarız, soğan yeriz. Gerekirse aç kalırız. Öyle olmamış mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karnına taş bağlamamış mı? Biz öyle yerlerden geldik. Biz Orta Doğu'nun çorak arazilerinden Anadolu'ya göç ederken elimizde bollukla, heybemizde ekmekle mi geldik? Aç karnımız. Anadolu'yu, Mezopotamya'yı ihya ederken karnımız tok muydu? Zihnimiz toktu. Karnımız açtı. Aç olmak bir şeyleri başaramayacağımız manasına gelmez. Ben fakir olalım demiyorum. Bakın ben her zaman başarının, çalışmanın yanında olan bir insanım. Diyorum ki bu ülkenin her bireyi önce kendini ihya etmeli, ardından ülkesine fayda sağlamalı. Girişimci olalım diyorum. Artık çıkalım şu memur kafasından diyorum. Bir sürü şey söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın söylediklerim. Ama bu olaylar da böyle. Yani ekmeğe zam geldi diye vatanını milletini satacak insanlar var. Sadece ve sadece Avrupa'ya veya Amerika'ya veya dövizin kurun yüksek olduğu herhangi bir ülkeye uçak bileti alabilmek için memleketini satacak insanlar var. Yahu dur burada, adam akıllı çalış, orada yaptığını burada yap. Destek görmeyeceksin, belki 3 gün, belki 3 yıl, belki bir ömür görmeyeceksin. Ama ya o tarafta ya bu tarafta alacaksın mükafatını. Yapmayın. Lütfen bu konularda biraz daha dikkatli olalım. Cayır cayır yanıyoruz. Türkiye, Amerika, Rusya, bir savaşın eşiğindeyiz diye düşünüyorum. Erdoğan'a çok ağır sözler söyleniyor. Geçenlerde bir meclis konuşması gerçekleştirdi. Dikkatimi çekti. O meclis konuşmasını oturdum, özellikle izledim. Cumhur İttifakı'ndan olan işte AK Parti ve MHP'nin vekilleri ve bağımsız bazı vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde ayağa kalktılar. Ama CHP ve HDP, aynı zamanda İYİ Parti ayağa kalkmadı. Bakın, Cumhurbaşkanı'nın şahsını sevmeyebilirsin ama temsil ettiği makam bu ülkenin en üst rütbesi. Makama saygı diye bir gerçek vardır. Bu Türk İslam kültüründe her zaman olmuş bir şeydir. Yani yarın Fransa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldığında aynı zamanda senin ülkeni de hedef alıyor demektir gibi olaylara bakalım niyetindeyim ya. Ülkemizde tabii buna bakamayanlar da var. Bunu böyle değerlendirmeyenler de var. Ama bunun böyle olması lazım. Başka bir alternatifi yok. Toplumumuzun her kesimini, yani bu mecliste yapılan bu olay aslında halka da yansıyor. Bir kahvede, bir kafede veya bir arkadaş ortamında, bir dost meclisinde otururken oradaki CHP sempatizanı insan AK Parti'ye aynı tavrı sergiliyor. Bir MHP bir HDP'liye aynı tavrı sergiliyor. Sizin yukarıda ettiğiniz kavga aşağıda kıyamete dönüyor. O yüzden vekilleri daha sağlıklı bir ortam oluşturmaya davet ediyorum burada. Fox TV yine bir skandala imza attı bu arada. Bundan da bahsetmem gerekiyor. Bunu es geçemezdim. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş konuk oluyor. Ve çok sempatizan cümlelere imza atıyor. Fox TV'ye yaptığı bu hareketten dolayı Rütük'te bir araştırma kovuşturma işlemi başlatmış bu arada. Onu da aktarmam lazım. Gerçekten akla mantığa uyan şeyler değil yani. Amaçları nedir, ne değildir? Bunu yaparak kendi cenahlarından da tepki göreceklerinin farkındalar ama şunu da çok iyi biliyorlar. Onlar bunu görse de yarın zaten unutacak diyorlar. Yani bu CHP'nin başına eşek de bağlasak yine gelecek, oy verecek düşüncesindeler. Bakın bu AK Parti'de de var. AK Parti'nin başına da eşek de bağlasan oy verecek insanlar var. Bu ülkenin kaderini, geleceğini belirleyecek insanlar genelde oyunu esnek kullanabilen insanlardır. Doğru gördüğü yere oyunun rengini değiştirebilen insanlardır. Bu çok çok önemlidir. Ülkelerde liderleri her zaman bu kesim belirler. Bu kesim Türkiye'de benim gözümde %30 gibi bir orana tekabül ediyor. %25, %30 gibi. Yani ilginç. Bunları görmek lazım. Cezayir İçişleri Bakanlığı eski çalışanı Fransa ile Cezayir'in arasında geçen olaylarla ilgili artık son noktayı koydu. Osmanlı varlığı tarihinde utanç verici hiçbir şey yaşanmadı diyor. Hani Osmanlılar da o bölgeyi işgal etti demişti ya. Osmanlı varlığının bulunduğu dönemde diyor hiçbir şey yaşanmadı, utanç verici. Osmanlı varlığı yüzyıllarca bizi batılılardan korudu diyor. Daha önce
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Osmanlı hakimiyetiyle Fransa işgalini aynı tutması sonrasında sarf edilmiş cümleler. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Sizden ricam, katıl butonundan bize destek verebilirsiniz. Bakın orada parça parça bölümlere ayrıldı. Orada bize destek verenlerin ismini de videolarda söylemek istiyorum. Oradaki özellikle girip bakacağım. Yorum yapmanız spam saldırılara karşı bizi çok büyük bir koruma altına almakta. Aynı zamanda bildirimleri açmanız videolarımızın öne çıkarılmasına vesile olmakta. Bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olacağım. Bekliyorum bildirimleri açmanızı. Aynı zamanda açıklama kısmında Instagram adresim, mail adresim de var. Oralardan da bana ulaşabilirsiniz rahatlıkla. Kendinize iyi bakın. Selamette kalın.